Evet, HDP'li 3 belediyeye, Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanma sürecinin ardından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemleri başladı. Bazı aileler tarafından ilk oturma eyleminde hatırlayacaksınız bir anne çocuğunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia etmişti. Ancak bu genç daha sonra çıkıp hayır ben kaçırılmadım, evlendirilmek istediğim için, zorla evlendirilmek istediğim için evden kaçtım dedi ve bu gence ev hapsi verildi. Bunun ardından başka aileler de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptılar. Bugün de Vatan Partisi kadın kolları tarafından bir eylem yapıldı. Aynı zamanda HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ve aynı zamanda da yine bu eylemlerde devam ediyor. HDP'nin de bununla ilgili eleştirileri var. Bunu konuşacağız. Şimdi hattımızda HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyhat Ceylan var. Zeyhat Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar, selamlar, saygılar. Çok teşekkürler. Evet, şimdi açıkça partiniz tarafından gençlerin dağa kaçırıldığı iddia ediliyor. Çok ciddi bir iddia ve siz de bunu aslında reddediyorsunuz, biliyoruz ama ne diyorsunuz bu iddialar karşısında? Öncelikle bunu bir öğrenmek istiyorum. Şimdi o iddialardan önce neler yaşandı biraz ona sanırım bakmakta yarar var. O iddialardan önce 31 Mart yerel yönetim seçimleri süreci yaşandı. İstanbul seçim süreci yaşandı 23 Haziran'da. Evet. Yerel yönetim seçimlerinde AKP'nin topluma dayattığı savaş politikaları, ekonomi politikaları, siyasal politikaları iflas ettiğinden kaynaklı olarak halk tarafından kabul edilmedi. AKP Kürdistan'da kayyumların hepsini, kayyumların yönettiği belediyelerin %60'ını, 70'ini, Türkiye sahasında da büyük metropollerin çoğunluğunu kaybetti. Yani yerel yönetim seçimlerinde AKP iktidardan düştü. Bu noktada HDP'nin bir çıkışı vardı. Biz AKP'ye kaybettireceğiz, faşizme kaybettireceğiz hedefi vardı. Biz bunu başardık diye düşünüyoruz. Bunun hıncını, bunun intikamını HDP'den almaya çalışıyorlar. Bu sürecin ilk basamağı 31 Mart yerel yönetim seçimlerinden 6-7 gün sonra ihraç edilmelerinden kaynaklı olarak 6 belediye eş başkanımızın mazbatası verilmeyerek 6 belediyemiz el değiştirdi. Yani bir nevi kayyum atandı. Birinci süreç öyle gelişti. Evet. Sonra ikinci süreç ise AKP'nin maddi anlamda, bize göre manevi anlamda, sosyal, siyasal, kültürel anlamda topluma vereceği bir şey kalmadığından kaynaklı olarak Kürt düşmanlığı üzerinden, HDP düşmanlığı üzerinden savaş politikalarını topluma dayatarak AKP-MHP iktidarını ayakta tutma çabası içerisine girdiler. Biz bunu söylerken soyut cümlelerle, soyut tespitler üzerinden söylemiyoruz. Türkiye politikalarına, Türkiye'deki yaşanmışlıklara bakalım. Kürt sorununu çözeceğiz dediler. Şu anda savaş politikaları zirve yapmış bir durumda. Alevi sorununu çözeceğiz dediler. Alevilerin ismini bile ağızlarına almaktan çekiniyorlar. İnançlar sorununu çözeceğiz dediler. Kendi inançlarının dışında diğer tüm inançları kendileri için tehlike olarak görmeye başladılar. Ekonomi düzelteceğiz dediler. İnsanlarımız evlerine ekmek götürmekte sıkıntı yaşıyor. Elektrik ücretini, su ücretini, kira ücretini vermekte ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Haliyle AKP-MHP iktidarının topluma verebileceği bir şey kalmadığından kaynaklı olarak iç kaynama da başladı. AKP'nin bunun önüne geçmesi gerekiyordu. Yine Kürtleri vuralım, yine HDP'yi vuralım. Belki sonuç alır düşüncesi hakim oldu ve 3 büyükşehir belediyemize el koydular. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne. Bu büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasından sonra büyük bir tepki söz konusu oldu. Hem HDP çevresinde, hem HDP'li dostlar çevresinde, hem de Türkiye'nin değişik dinamikleri açısından. Çok büyük bir direnç ortaya çıktı.
çok büyük bir sahiplenme söz konusu oldu. Hem HDP'ye yönelik hem HDP'li belediyelere yönelik bu meşruiyet zeminine zarar verebilmek için, kendilerince baltalayabilmek için yine aynı şekilde bu süreci kriminalize ederek, HDP'yi kriminalize ederek belki bu süreci kurtarırız düşüncesi üzerinden şimdi de bizimle hiç alakası olmayan, ilgisi olmayan aileleri eğer siz giderseniz parti HDP'nin önünde oturursanız hatta şu cümle şu aileler bize söyledi 3-4 gün oturursanız basına da yansıdı çocuklarınız geri gelir. 40 yıllık 30 yıllık demokratik siyaset pratiğimizde kesinlikle ve kesinlikle HDP demokratik siyasetin dışında herhangi bir argümanı savunmamıştır. HDP her zaman ve her koşul altında demokratik siyasette ısrarcı olmuştur. Barışçıl siyasette ısrarcı olmuştur. Bu ailelerle ya, veya bu gençleri hiç tanıyor musunuz? Hiç bir ilişkiniz var mı ya da bir tanışıklığınız var mı? Hayır, bunlar bize gelip giden aileler değildir. Ancak akrabalarını, eşlerini, dostlarını tanıyoruz. Bize göre bizim ailelerle ilgili bir sorunumuz yoktur. Biz demokratik bir parti olduğumuzdan dolayı bir aile demokratik tepkisini gösterebilmek için gelip bizim kapımıza oturabilir. Biz buna saygı duyuyoruz. Neresine itiraz ediyoruz? Biz yönlendirmelere itiraz. Peki gençlerle ediyoruz. Bir tanışıklığınız var mı? Yani bu açığa çıksın diye soruyorum. Kesinlikle. Kesinlikle bizim ben en azından 6 aydır siyasetin içerisindeyim. Ben bu ailelerimizi tanımıyorum. Ne ebeveynlerini ne de gençlerini. Yine şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bizim ailelerle ilgili bir problemimiz yok. Hani aile haklı olarak, haksız olarak eğer kendi isteği doğrultusunda, kendi isteğiyle gelip demokratik tepkisini HDP'ye yöneltiyorsa HDP demokratik bir partidir ve buna saygı duyuyor. Ama bizim itiraz noktamız bunun kayyumdan sonrasına denk gelmesi, bunun örgütlendirilerek bize yönlendirilmeye çalışılması, bakanların o ailelerle konuşması, devlet yetkililerinin o ailelerle konuşması, o ailelerin gidip kayyumu ziyaret etmesi, o ailelerin Emniyet Müdürlüğü'nde görüntü vermesi, açıklama yapması elbette ki ister istemez bizde şu kanaati oluşturuyor. Bu aileler gerçekten de doğal bir tepki temelinde HDP'nin önüne gelmiş değildiler. Bu aileler iktidarın, bağlı birimlerin ve yönlendirebildikleri kolu kuvvetlerinin direktifleri doğrultusunda, hatta bakanların direktifleri doğrultusunda HDP'nin önüne gönderildiklerini görüyoruz. Amaç ne? HDP'yi kriminalize etmek, ortaya çıkan bu meşruiyete gölgeye düşürmek ve bundan yararlanmaya çalışmak. Ama biz ısrarla şunu söylüyoruz, 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl ki toplum savaş politikalarını red ettiyse, mevcut AKP'nin artık yalanına, dolanına gelmeyip kendi özgür iradesiyle demokratik bir tepki, demokratik bir reaksiyon göstererek AKP'yi yerel yönetimlerden düşürdü ise kesinlikle ve kesinlikle haklılığımızdan kaynaklı olarak, barışçıl politikalarımızdan kaynaklı olarak ki ısrarla şunu söylüyoruz. HDP barışçıl bir partidir. Demokratik siyasette ısrar eden ve bunun öncülüğünü yapma çabası içerisinde olan bir partidir. Peki. Her zaman ve her koşul altında ölme ve öldürme politikalarına karşı olan bir partidir. Biz insanlarımız ölmesin diye, anneler ağlamasın diye yıllardır politika üreten, bunun bedelini ödeyen bir partiyiz. Ve bu çizgimizden de asla taviz vermedik. Bundan sonra da kesinlikle ısrarcı olacağız barış politikalarına. Peki, bu barış bize yönetilen iftiradır. Bize yönetilen kesinlikle ve kesine yalandır. HDP dağ sorununun çözülmesi için çaba sarf eden bir partidir. Gençleri demokratik siyasete davet eden bir partidir. Dağa gönderen bir parti değildir. Bizi suçlamak için, karalamak için, kriminalize etmek için mesnetsiz, iftira, yalan dolana dayalı
ithamlardır bunlar. Peki. Toplum tarafından görüldüğünü düşünüyoruz. Bu konu önemli. Bu konudaki vurgunuz, barış vurgunuz ve işte daha sorununu çözmeye çalışan bir partiniz diyorsunuz. Bununla ilgili başka bir sorum olacak ama öncelikle bugün yaşananlarla ilgili de bir sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Vatan Partisi kadın kolları, öncü kadın bir açıklama yaptı ve bir tartışma da yaşandı aslında HDP'lilerle aralarında. Oradaki ailelerle de HDP'liler arasında bir tartışma yaşandı. Bugün neler yaşandı? Bir sizin ağzınızdan dinleyelim mi? Yani biz şunu söylüyoruz. Ailelerin gelip partimizin kapısında oturmasıyla ilgili bizim bir problemimiz söz konusu olmamıştır. Ama o ailelerin istismar edilerek özellikle de ismini zikrettiğiniz parti olsun, başka birimler olsun, onların partimizin önüne gelip ara propagandalar yapmasına izin vermediğimizi, vermeyeceğimizi biz belirtmek istedik. Bunu emniyet güçlerine de söyledik. Bu konuda emniyet güçlerinin de bize yönelik bizi haklı gören yaklaşımları oldu. Biz dedik, bizimle ilgili başka yerlerde açıklama yapabilirler ama gelip insanları partimizin önüne gönderip ondan sonra da gelip ziyaret edip onun üzerinden karalama kampanyaları yapmalarını doğru bulmadığımızı, buna müsaade etmeyeceğimizi, hukuki zeminde buna karşı politika üreteceğimizi söyledik. Girişimde bulunduk emniyet güçlerinin nezdinde. Ondan sonra partimizin önünde açıklamalarına izin verilmedi. Sonra uzak bir yerde polis memurlarının gözetiminde açıklamalarını yaptılar. O açıklamaya gelen insanlara şunu söylüyoruz. Bugün Türkiye'de 17 bin ile 20 bin arasında faili belli veyahut da faili meçhul kayıp vardır. İnsan kaybedildi, can kaybedildi. Yaşamını yitirdi ya da yaşamı katledildi, öldürüldü. Onun hesabını sorsunlar ya da onun hesabını versinler. 40 yıldır çok kirli bir savaş yürütülüyor Türkiye'de, Kürdistan'da. 10 binlerce Kürtlerin ve Türklerin evladı yaşamını yitirdi. Bunun hesabını sorsunlar, bunun hesabını versinler. Bu süreçlerin hiçbirisinin müsebbibi HDP değildir. Olmamıştır, evet. Da. Bunun için öyle ucuz politikalarla sıkışmışlıklarının faturasını HDP'ye mal etme çabaları kesinlikle ve kesinlikle onları kurtaramayacaktır. AKP şu anda belki kendince gündemi değiştirme çabası içerisinde olabilir ama eminiz bir ay sonra, iki ay sonra Türkiye'nin temel gündemi AKP'nin çözülüşü olacaktır. Biz, evet, bu noktada netiz, eminiz ve başlamıştır. Davutoğlu gündemleşmesin diye, Babacan gündemleşmesin diye, AKP'deki istifalar gündemleşmesin diye farklı farklı saldırılarla toplumu susturmaya, gündemleri çarpıtmaya çalışma çabası vardır. Biz bunların bu kirli politikaların, yanlış politikaların ne AKP'ye, ne topluma, ne Kürtlere, ne Türklere bir fayda getirmeyeceğini ısrarla söylüyoruz. Bize fayda getirebilecek barışçıl politikalardır. Bize fayda getirebilecek halkların kardeşliği politikasıdır. Bize fayda getirebilecek ekonominin adaletli paylaşımı ve dağılımıdır. Yine bize fayda getirebilecek ve bizi güzel yarınlara ulaştırabilecek ya da çocuklarımız için güzel yarınlar yaratabilecek yegane zeminin demokrasiyi güçlendirmek ve demokratik taammüller çerçevesinde toplumsal sorunlarımızı çözme yol ve yöntemleri olacaktır. Biz, evet, HDP olarak elimizden geldiğince bu doğru olan yöntemde ısrarcı olmaya çalışacağız. Peki, aslında biraz bahsettiniz ama buradaki bu girişimin, bu yapılan oturma eylemlerinin, siz aslında ailelerle bir probleminiz olmadığını, onların yönlendirildiğini söylüyorsunuz. Bu, eğer bu yönlendirmenin olduğunu varsayarak konuşursak, burada CHP'nin veya duyarlı toplumsal kesimlerin HDP'ye bir desteği oldu. Daha önceki dönemdeki kayyumlar meselesinde olmayan destek bu dönem oldu. İmamoğlu doğrudur, gelip ziyaret doğrudur, etti. Doğrudur. Genel merkez aracılığıyla daha ciddi mesajlar verildi. HDP'nin yanında yer aldığını aslında söylemek yanlış olmaz CHP'nin. Bu doğrudur, girişimlerin bu duyarlılığı engellemek adına, baltalamak adına olduğunu söylüyorsunuz aslında, değil mi? Kesinlikle şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Bizim şu anda Van'da, Diyarbakır'da ve Mardin'de haklı olarak, meşru olarak, demokratik zeminde eylem ve etkinliklerimiz var. Ve devam ediyor.
gittikçe büyüyen eylem ve etkinlikler, gittikçe toplumun birçok dinamik kesimi, hatta şimdiye kadar bize selam vermeyen birçok kesim tarafından kayyuma tepki gösterdiğini, bize yönelik bir sahiplenme durumu söz konusu olduğunu, bu sahiplenmesini de sözde bırakmayarak pratikte bizleri ziyaret ederek desteklerini sunan birçok kesim tarafından pratikleşti. Onun önüne geçebilmek için ona benzer ama kirli yol ve yöntemlerle partimize birilerini yönlendirerek bu süreci değiştirme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz, biliyoruz. Haliyle şunu söylüyoruz. Eğer partiler, bireyler, gruplar doğru yol ve yöntemleri örnek alırlarsa biz buna karşı değiliz. Evet. Peki ama kirli yol ve yöntemlerle toplumu kandırma çabası içerisine girmelerin ne kendilerine bir şey kazandıracaktır ne de bizlere istedikleri zararı verebilecektir. Zarar verebileceklerini de düşünmüyoruz. Belki kendi medya organlarında öyle sanki tek gündem buymuş gibi bir algı söz konusu olabilir ama gerçek dünya onların dışındaki dünyadır. Bunu herkes görüyor ve biliyor. Peki son olarak şunu soracağım. Kısaca da yanıtlamanızı isteyeceğim. Aslında anlatmaya çalıştınız siz kendi bakış açınızda ama şimdi dediniz ki konuşmanızda HDP zaten dağ sorununu çözmeye çalışan bir partidir. Kökünü de buradan alır. Demokrasiden hiçbir zaman ayrılmamıştır. Ama şu anda hani aslında HDP'nin kayyum meselesinde yanında duran CHP'nin de bu yönde eleştirileri olduğunu görüyoruz. Dün mesela CHP lideri Kılıçdaroğlu Habertürk'e çıktı. Orada dedi ki HDP'nin PKK ile arasında mesafe koyması lazım dedi. Bu eleştirilere yönelik ne diyorsunuz örneğin? Şimdi bu konu çok tartışıldı. Evet. Bu konu 30-40 yıldır tartışılan bir konudur. PKK meselesi, KCK meselesi, savaş meselesi, bir de Kürt sorunuyla ilgili bir durumdur. İlgili kavramlar, ilgili tespitlerdir. Biz HDP olarak ısrarla şunu söylüyoruz. Devletin, ilgili yönetim kesimlerinin, ilgili iktidarların Kürt sorunu çözme çabası zaten hem devlet nezdinde hem Kürtlerin silah kullanan kesimiyle ilgili gündemi devre dışı bırakacaktı. Yıllarca karşılıklı olarak silahların susturulması gerektiğiyle ilgili tespitler yapıldı, çabalar sarf edildi. Kısmen yol alındı ama maalesef mevcut iktidarlar bireysel çıkarlarına, iktidarsal çıkarlarına engel olarak gördüklerinden ya da fayda görmediklerinden dolayı barışçıl politikalarda, çözümleyici, demokratik çözüm eksenli politikalarda ısrardan ziyade kendi iktidar yararlarını görmediklerinden dolayı pes ettiler, ısrar etmediler. Ondan sonra savaş politikalarına sarıldılar. Haliyle PKK meselesi Kürt sorunuyla ilgili bir meseledir ve şu anda Türkiye'yi aşan bir meseledir. Orta Doğu'laşan bir meseledir. Biz Irak'a gittiğimizde de Kürt sorunuyla karşılaşabiliyoruz. Suriye'ye gittiğimizde de Kürt sorunuyla karşılaşabiliyoruz. Haklı olarak Türkiye'de de AKP döneminden önce de mevcut olan bir Kürt sorunundan hep bahsettik ve çözülmediği müddetçe de bahsetmeye devam ediyoruz. HDP olarak biz şunu söylüyoruz. Devlet ve Kürtlerin bu sorunu çözme gibi bir görevi vardır. Sorumluluğu vardır. Bu sorun çözülmediği müddetçe Kürtlerin çocuklarının canını almaya devam ediyor. Türklerin çocuklarının canını almaya devam ediyor. Ve biz bunu reddediyoruz. Biz diyoruz ki çocuklarımızın yaşamını yitirmemesi gerekir. Haliyle öyle HDP'yi suçlayarak ya da HDP şuraya mesafe koysun, buraya mesafe koysun demekle çözülebilecek bir sorun olsaydı HDP zaten demokratik siyasetin öncülüğünü yapıyor ve bu sorunun çoktan çözülmüş olması gerekiyordu. Haliyle eğer gerçekten de Kürt sorunu çözmek istiyorsak silahların gündem dışına çıkmasını istiyorsak sağlıklı, kökten yaklaşımcı ve gerçekten de sorunu çözücü politikalar üretilmesi gerekiyor ki biz artık çatışma gündeminin dışında siyaset üretebilelim ya da çatışmalı zemini gündemimizden çıkarabilmeyi
başarabilen. Kalkıp bunun günahını, bunun müsebbipliğini HDP'ye yüklemek sorunu çözmez. Daha da çıkmaza sokar. HDP'nin önünü de isteyerek ya da istemeyerek kapatır. Bugün bilinçli bir şekilde HDP'yi kriminalize etmek isteyenler söz konusu olduğunda biz bunun önüne geçmeyi başarabiliyoruz. Ama niyetten bağımsız ya da öyleymiş gibi gösterip bize yüklenmeyi kesinlikle ve kesinlikle doğru bulmadığımızı, evet, bunun sürece katkı sunmadığını, sunmayacağını, niyetten bağımsız olayı manipüle, çarpıtma temelli bir zemin yaratabileceği kaygısını biz paylaşmak istiyoruz. Evet, peki. Gerçekten kapsamlı bir değerlendirme oldu. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben bu şansı verdiğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyat Ceylan'la görüştük. Oturma eylemleri devam ediyor. Özellikle şunu vurguladı Zeyat Ceylan. Burada oturan ailelerle ilgili bizim bir problemimiz yok dedi. Burada esasen bu ailelerin iktidar tarafından, emniyet tarafından, iktidarın yönlendirmesiyle bu oturmaları gerçekleştirmesi bizim açımızdan sorun. Bunun dışında bizim ailelerle herhangi bir problemimiz yok. Elbette demokratik şekilde burada oturma eylemlerini gerçekleştirebilirler. Biz zaten kendilerini engellemeye de çalışmıyoruz dedi. Ama örneğin Vatan Partisi gibi partilerin bu konuyu istismar ettiğini, buna da izin vermeyeceklerini, bu partilerin tepkilerinin demokratik tepki olmadığını ifade etti. Bunun bir istismar olduğunu ve esasen burada itiraz edilmesi gereken bir şey varsa bu bölgede 17 bin 20 bin düzeyinde bir kayıp olduğunu, özellikle 90'lar döneminde ve bunun esasen buna itiraz edilmesi gerektiğini, sorunun çözümünün burada olduğunu söyledi. Ayrıca bu meselenin esasını tabii ki AKP'nin bir çöküşte olması ve de 31 Mart 23 Haziran seçimlerindeki kaybedişinin hıncını almaya çalışması olduğunu ifade etti. Ayrıca kendisine, Zeyat Ceylan'a, dün Kılıçdaroğlu'nun söylediği HDP'nin PKK ile arasında mesafe koyması lazım, aslında çok uzun süredir dile getirilen, klişeleşmiş olabileceğini de söyleyebileceğimiz söylemi de sorduk. Burada HDP şuraya buraya mesafe koysun diyerek bu sorunun çözülmeyeceğini, HDP'nin zaten daha sorunu çözmek için gerekli gayreti gösteren bir demokratik yapı olduğunu ifade etti kendisi diyelim. Çok önemli bir konu. Hem kayyum meselesinin gidişatında ortaya çıkmış olması açısından, hem de Kürt sorunu nereye gidecek? İşte bir çözüm süreci ortaya çıkacak mı? Ve HDP ile CHP arasında bir yakınlaşma olacak mı? CHP'nin Kürt sorununa daha çözücü bir yaklaşım olacak mı? Konusunun cevabı açısından da Zeyat Ceylan'ın görüşleri önemliydi diyelim. Birazdan yine bağlantılarımıza devam edeceğiz.